Hakan Sarıca'yla başrolde müzikten selamlar, sevgiler. Bugün çok değerli bir arkadaşım konuğum, çok değerli bir dostum konuğum, sevgili Emirkan bizlerle. Hoş geldin Emirkan. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? Kıymetli dostum. Eyvallah. Emektar arkadaşım. Sorma. Silah arkadaşlar. Askerlikte böyle bir şey var, devre arkadaşları vardı biliyorsun değil mi? Aynen. Hani devrecilik çok önemlidir. Aslında biz devre arkadaşıyız. Doğru yani. Aynen. Hem okuldan da. Hem okuldan hem aynı senelerde başladık hem de piyasadan. Vallahi ne güzeldi ya. Yani. İyi ki geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Verdim. Bu bahsettiğimiz kaç sene diyelim, yaşlar da çıkacak ortaya ama. 90'lı yılların başları. Sonlarına doğru diyelim. 94. Bence 2000 yıl yani şey konservatuvar dersen evet, doğru söylüyorsun. Doğru. Tam 94. Sen 93 girişli misin? 94. Ben de mi 94'tüm ya? Evet. 94 herhalde, doğru. Yok, 93 girişliyiz. Tamam, 93. Evet, 93 girişliyiz. Evet, aynı doğru. Yıllarda okula girdik. Evet. Okul yılları sonra işte piyasaya. Aynı zamanlarda aynı zaman yaptık. Evet. Evet. Evet, aynı şirketten çıktık. Devam ettik. Güzel günler, güzel zamanlar geçirdik hep evet. Beraber. Ve şimdi burada birlikte olmamızın sebebi yepyeni bir albüm. Evet. Kına. Evet. Valla ben ilk haberim olduğu zaman zaten şarkıyı ilk dinlediğimde dedim ki vay dedim, Emirkan gene yapmış yapacağını, gene bulmuş şarkıyı. Senin böyle bir tarafın var biliyor musun? Gelirken Özkan'a da bahsediyordum yapımcımıza. İlk albümden beri. Mahşere kadar da öyle. Evet. Aşk Adamı'nda da öyle. Evet. Senin şimdi bir besteci tarafın var fakat evet. Bu şarkılar senin değil. Evet. Kına da dahil. Evet. Herhalde koku alıyorsun sen. Tabii tabii. Bir de şarkılar geliyor. Şimdi ben piyasaya bir sürü şarkı veriyorum ama bu arada şarkılar da geliyor. Çünkü benim bir prodüksiyon yönümde olduğu için. Yorumcu, besteci ve evet. Prodüktör. Şimdi arkadaşlar sürekli şarkı gönderiyorlar bana. Ya abi şunu versene, şu şarkıyı şuraya göndersene. Bak senin şarkılar şurada çıkmış. Piyasada benim bir yaklaşık işte 60-70 tane sanatçı arkadaşım, okuduğu şarkılarım var. Onlarla da organik bağımı görüyorlar. İşte diyorlar ki abi ya ne olur şunu Demet'e ver, Sibel'e ver, Ebru'ya ver, işte Linet'e ver. İşte sanatçı arkadaşlarıma böyle şarkılar geldiği zaman ben gerçekten de gönderiyorum bu arada. Mesela benim evime bir sanatçı arkadaşım geldiği zaman 5 tane benden dinliyorsa 10 tane de diğer dışarıdan dinler. Çünkü söz veriyorum arkadaşlarıma. Ama arkadaşlar. ne güzel bir evet. Doğruluk daha ya, veriyorum da yani evet. Mesela çok şarkı paylaşmışımdır yani. Demet'in albümlerinde bir sürü şarkılar vardı. Benim ekstradan verdiğim şarkıların dışında hemen hemen Demet'in benim yaklaşık 6 albümde de şarkım vardır. Bu son albümde de var zaten 2 tane. Muhakkak başka sanatçı arkadaşlarımızın şarkılarına, başka besteci arkadaşlarımızın şarkılarına ben köprü oluyorum yani. Şimdi, bir de müzik direktörlüğü yaptığın tabii, için evet. Albümlerin için kendi şarkıların oluyor ama tabii evet. Şarkı araştırması yapıp da o kokuyu nasıl alıyorsun? Yani ya işte o tutacak, patlayacak şarkıyı nasıl? Sahnede çalışmanın verdiği avantajlar bunlar. Biraz hani şu şarkıyı alıyoruz. Ya bu şarkı sahnede olur. Ki keza bakıyorum zaten işte 3-4 defa bakıyor sahnede. Bir yokluyorsun. Yokluyorum. Kendimi sahnede hissediyorum. Bakıyorum olur diyorum yani. Oluyor da şarkılar. Tabi bazen nasipsizlikler de oluyor. Ya bu şarkı dediğimiz şey aslında bence havaya, suya, zamana dayanmalı yani. Çünkü çıktığı zaman şarkı bunun bir şey olmalı. Çünkü mevsim şarkılara ben karşıyım aslında. Şarkı çıktı mı kendini göstermeli. Ama eşit şartlarda dövüştürülmeli şarkı. Yani şimdi ringe bir adamı eldivensiz çıkartırsanız, öbürüne eldiven takarsanız eldivensiz adam, eldivenli adama bir tane yumruk vurdu ve adamın işi biter yani. Doğru. Şimdi bizim iş şarkılarımız da aslında böyledir. Tamam, her şarkının bir kaderi var. Ben buna sonsuz inanan insanlardan biriyim ama eşit şekilde dövüştürülmeli şarkılar. Eşit şekilde yer verilmeli. Mesela bir şarkıyı çıkıp da radyoda 10 defa bir insanın kafasına vurursanız o 11. defada çocuk bu şarkıyı söyler. İyi veya kötü de olsa söyler. Evet. Ama iyi şarkıyı 3 defa çalsanız, 4 defa çalsanız o da yer eder. Ama bir defa çalarsanız gün içerisinde yer etmez. İşte demek istediğim bu. Evet. İşte her şarkının kaderi var ama eşit şekilde yer bulursa şarkılar. Benim bazı şarkılarımın eşit şekilde yer bulmadığına inanıyorum. Ama Allah'ım hep şunu söylemiştir. Allah'ım bize öyle bir şeyi nasip et ki şarkı yazarken, şarkı verirken mahcup olmayalım yani. Hani evet. Şarkı çıkınca ya ne kadar kötü şarkı demesinler. Sadece tamam milyonlarca satmasın ama dinleyen de ya bu şarkı bir yere gelmedi, niye böyle oldu bunu paylaşmak en evet. Azından bu bir teselli ikramiyesi gibi oluyor. Öbür türlü şarkı çıkıyor. Yüzlerce şekilde asılıyorsunuz şarkı olmuyor. O zaman daha onur kırıcı oluyor bence. İşte ben burada
bir çizginin üzerinde duruyorum. İyi şarkılar buluyorum. Evet. İyi şarkılar buluyorum, yapıyorum. İyi şarkılar yapıyorum. En azından dinleyen arkadaşlar, ah abi ya bu neden olmadı ya? Ya bu şarkı olmayacak bir şarkı mıdır falan deyip beni yolda çevirdikleri zaman ya bu teselli, iyi bir teselli ikramiyesi diyorum. Emek abi bir tane de bana bulsana. Bulurum aşk olsun ya. Her zaman gel vallahi. Tamam. Ya biz zaten aslında senin böyle bana gelmemen, yapalım, ya senin bana gelmemen, benim sana gelmemem aslında doğru bir şey değil yani. Bu kadar hacmin içerisinde evet. Bence hacimsiz davrandık. Aynen doğru. Bence sıklaştıralım görüşmeyi. Kesinlikle görüşelim. Aynen. Çünkü inan müzik dili ortaya dökülünce çıkıyor şarkılar, çıkıyor yani. Kesinlikle. Yani doğru. Şimdi işte o şarkıyı, Kınayı bir dinleyelim. Evet tamam. Adnan Fırat'ın şarkısı. Adnan Fırat ve sevgili Erhan Bayrak düzenledi. Hı hı. Şarkı tam bir sosyal medya şarkısı. Evet. Ben sosyal medya şarkılarını seviyorum. Dinleyelim bakalım. Başrolde müzik. Hakikaten iyi şarkının kokusunu alıyorsun. Ben buna bir kere daha inandım. Kına gerçekten hem eğlenceli. Teşekkür ederim. Esprisi içinde çok güzel. Evet. Hakikaten güzel yerlere de geldi. Daha da iyi yerlere evet, gideceği. Sound olarak da çok güveniyorum şarkıya. Evet. Erhan Bayrak'a da burada güzel. Teşekkür ediyorum. Demiş. Benim selamlar olsun. Müzik yani. Arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Evet. O gerçekten yüreğini koydu. Bir de çok şanslı hissediyorum kendimi Erhan Bayrak konusunda. Ya şey yapıyorsun, güzel ekiplerle birleşiyorsun. Tabii tabii. Yani, arkadaşlarım sağ olsunlar hep omuz atarlar birbirlerine. İşine önem veriyorsun. Ciddi yapıyorsun bunu. Ya öylesine bir iş gibi değil. Evet, evet. Hep iyi insanlarla çalışıyorsun. Teşekkür ederim. Ve bu bir şekilde o şarkıları ve seni başarıya götürüyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir başa döneceğim. Evet. Mahşere kadar da başladı yolculuk. Evet. Mahşere kadar da sürecek inşallah. Evet inşallah. O da süper bir şarkıydı. Evet. Gerçekten tam sahnede mesela bunu Ercan Saçi ile de çok konuştuk. Haydi şimdi bütün eller havaya gibi. Hani böyle sürünüyorum gibi. Kil şarkılar vardır ya. Sahneye çıkarsınız bakarsınız ortalıkta bir nitro hani havası yok. Nitro şarkı bunlar. Yani şarkı nitro etkisi yaratıyor. Mesela ben program yapıyorum. Sahneye çıktığım dönemlerde mahşere kadar en az 5 defa okumak gereğini duyuyordum. Neden? Çünkü bakıyorum salonda bir gevşeme oluyor. Bu akşam eğlenelim. Ben insanların anında tabii, gülüm tabii. Benim gibi. Şarkılar. Biz de biz kendi sahne programlarımızda da muhakkak mahşere kadar okumadan evet. O gece bitmiyor. Teşekkür ederim. Ama işte bu şarkılar nitro şarkılar ve kilit şarkılar. Çok sanatçı arkadaşım mesela havalimanında karşılaştığımda yılbaşı gecelerinde ya senin şarkıyla girdik, senin şarkıyla koptuk yani. Gerçekten önemli şarkılardan bir tanesi olduğuna inanıyorum müzik piyasası için. Evet. O şarkının zaten müziği anonim. Sözler Ercan Saatçi, intro Hakan Altun ve benim de paylarım var. Hı-hı. Ama böyle tam bir tribün şarkısı o. Ve bu albüme de bunu da coverladık aslında. Yine Erhan Bayrak hı-hı. Müthiş bir aranje yaptı. Ve ihtiyaç duyduk aslında. Yani mesela sokaktaki arkadaşlar gezdiğim yerlerde abi hadi şu şarkıyı da yap diyen bir sürü arkadaşım oldu. Bir sürü sevdiğimiz dostlarımız oldu. Bu şarkıyı inanın ki onlar için koydum ve bu şarkıda iyi bir klip çekeceğim. Güzel bir klip düşünüyorum. Bence zaten de çok güzel. Şarkının başına Vuvuzela falan koyduk yani şimdi. Brezilya şimdi dinleyeceğiz. Vuvuzela falan yerleştirdik. Yani müthiş oldu. Çok keyif alacaksınız. O zaman hadi dinleyelim ondan sonra sohbete evet, devam dinleyelim. Edelim. Mahşere kadar ama 2018 evet. Versiyonu. Başrolde müzik. Evet kardeşim şarkı hakikaten Arkanım. Dediğim gibi yani mahşere kadar gidecek bir şarkı. Çok hepimiz söyleyeceğiz yani. Çok hepimiz ederim. Her yerde her zaman söyleyeceğiz. Bir de senin gibi müzisyen insandan işte aranjör, besteci, yorumcu insandan bunları da duymak bize yani en azından cildimizi daha kalın tutuyor. O cilt dediğimiz şeyden yani yüzümüzün cildinden değil. Yani cilt dediğimiz kitap kalınlığıdır. Yani bir sayfa daha ekliyoruz. Evet. Yani bir sayfa daha kalınlaşıyoruz, güçleşiyoruz yani. Çünkü müzisyenlerden duymak bana öyle geliyor yani. Evet, eyvallah. Doğru diyorsun. Peki şeyi merak ediyorum şimdi. Eminim dinleyicilerimiz için de faydalı bir bilgi olur. Sen mahşere kadardan önce de bu piyasanın içinde biriydin. Çok çok eski, evet. Yani işte 90'lardan itibaren diyelim müzikle evet. Aşırı neşir olan, profesyonel anlamda evet. Aşırı neşir olan bir arkadaşımızsın. Şimdi o günden bugüne bayağı uzun zaman geçti ve neredeyse 3 jenerasyon falan değişti. Tabii tabii ben aslına bakarsan çok lafını kesmiş gibi olmayayım. Ben aslında 81-82 yılından itibaren geliyorum. Benim 84 yılında Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen, Bahar Öztan'la başrolleri paylaştığım bir film var. İlk çocuk şarkıcılarından bir tanesiyim ben. 81 yılında, 83 yılında, 85 yılında 3 tane albüm yaptım. Yani o
bayağı çok evet. Yani gerçekten gözümü açtım şarkı söylüyorum. O kadar eskiyim yani piyasada. Hatta evet. Dün değil evvelsi gün bir otelde bir defilede sahneye çıktım. Konser verdim. Orada Kına'yı söyledim. Bir baktım Bahar Öztan oturuyor yanımızda. Hı. Bahar Öztan'lık nasılsınız Bahar Hanım dedim. Sağ olun dedi. Siz nasılsınız dedi. Hayırlı olsun albümümüz başarılı diyorum size dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Beni tanımadınız değil mi dedim. Biliyoruz dedi. Seni seviyoruz dedi zaten dedim. Hayır dedi. Çıkarttım Bahar Öztan'la 84 yılında çevirdiği filmin posterini gösterdim. Aa. İnanamadı bana. Hadi canım diyor. Ben seninle şimdi başrollerde oynuyorum. O çocuk sen misin diyor. O küçük çocuk Esmerci. Evet dedim yani. Böyle müthiş bir tecrübe. Yani o yüzden çok gerçekten benim kilometrem biraz fazla. Şeyi merak ediyorum. Yani işte o günlerden bugünlere. Hani 90'lar dememin sebebi şu hani Türk pop müziğinin bir giriliş zamanıdır ya. Aynen öyle. Konservatuvarla beraber bizde. Evet. O günlerden bugünlere sektörün birebir içinde olan bir adam olarak, bir müzik adamı olarak bu değişimi nasıl değerlendiriyorsun? Yani nereden nereye geldi? Nasıldı da ne hale geldi? Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bakarsanız tabii fiziki satışlar bittikten sonra ben ona inanıyorum. Fiziki satışı bu kaset döneminden sonraki dönemi yani CD'ye geçtikten sonra tabii o aslında bir kırılma anı başladı. Ben o çok iyi gözlemledim. Yani tabii ülkemizde hani gelişmeye müzik açısından gelişmeye yakın bir ülke olduğumuz için yani dijital platformlarda zengin değiliz zaten. Zaten en büyük acılarını çekenlerden bir tanesi sensin. Çünkü Orhan Gencebay'ın yanında yani dünyanın en çok bandrollü olup da en az telifini alan insanlardan bir tanesi olduğunu inanıyorum ben Orhan Gencebay'ın. Ama şöyle bir şey var. Ben bu kadar kirleneceğini tahmin etmiyordum yani. Çünkü bir sosyal medya kirliliği var. Ben mesela şu anda iki tane çocuğum var ve uzak tutmaya çalışıyorum. Evet. Ve ciddi anlamda bir sorun var. Yani şimdi elimizde bir tablet var, bir telefon var. Gerçekten çok akıllı, hayatımızı yönetiyor. Bütün dünya onun içerisinde. Elinizin altında ratinginiz. Like diyorsunuz, likelamıyorsunuz. Veya da kötü like yapıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Her çıkan da rating açısından görüntülenme dediğimiz şey orada rating oldu şimdi. Şimdi birçok isim var, birçok fenomen var ve ben şimdi çocuklarımı bu fenomenlerden saklamakla mükellefim ve en büyük derdim bu. Şimdi burada ortak bir akıla soruyorum ben. Neden böyle bir şeyin içine girdik? Yani ben çocuğumu fenomenlerden korumaya çalışıyorum. İşte bu YouTuber'lardan korumaya çalışıyorum. Hepsi için söylemiyorum. Ama gerçekten ülkemize, dilimize, örfümüze gerçekten zarar veriyorlar. Şimdi çok güzel bir albümden. Çok teşekkür ederim. Kızıma bir şarkı yapmıştım ben aslında. Aa tamam onu dinleyelim o zaman. Zaten bu albüm yapma sebebimi söyleyeyim açıkçası. Ha. Alışveriş merkezinde geziyoruz. Bir orta yaşlarda bir kadın yanıma geldi. Ya dedi ben dedi senin şarkını çok severdim ben mecburum sana dedi. Oğlumun düğününü onunla yaptık dedi. Sonra dedi ayrıldılar dedi. Biz bu şarkıyı dedi dinleye dinleye kahrettik dedi. Hem iyi hem de kötü anımız var bu şarkıyla ilgili dedi. Sevgili Emirhan'cım dedi bana. Kızım böyle yaptı. Benim babamın ismi Emirkan dedi. Kızım dedim olabilir böyle işler. Kız tabii orta yaşlardaki hanımefendi özür diledi. Tabii kızımın da gönlünü aldı ama sonra ayrıldıktan sonra kızım bana şunu söyledi. İşte bu benim için kırmızı çizgiydi. Baba dedi bir sürü sanatçı arkadaşın eve geliyor. Beste veriyorsun dedi. Ben doğduktan sonra dedi sana dedi uğursuz mu geldim dedi. Ay, 2009 yılında en son Demet Akalın'la bir düet yaptım Sevgililer Günü. Onun dışında bir şey yapmadım. Dedi ki ben dedi 11 yaşındayım ve ben dedi acaba sana uğursuz mu geldim? Seni müzikten ben ağlaya ağlaya seni müzikten mi soğuttum dedi. Dedim kızım bu ay albüm çıkıyor söz veriyorum. Ve oturdum ona işte ilk bebeğim kız olsun diye bir şarkı yaptım. O besteyi de ona yaptım. Bu albümde ona hitap ettim açıkçası. Hadi bakalım onu dinleyelim o zaman. İlk bebeğim kız olsun. Emirkan'dan geliyor. Başrolde müzik. Harika bir şarkı. Ben Bengisu'ya teşekkür ediyorum. Gerçekten orada hani Nitro yaptı bana. Hemen eve geldim akşam. Bestelerime baktım. Hani ne var ne yok. Açtım bilgisayarı. İki günde repertuarı oluşturdum zaten. Vardı zaten şarkılar. İlk bebeğim kız olsun yaptım. O biraz tabii en son albümde giren şarkıydı o. Oturdum şarkıları dedim ki bu albüme bunlar olabilir. Bir de dışarıdan bir takviye alayım dedim Kına şarkısı.
Öyle tamamladık aslında. Şimdi Bengisu 11 yaşında mı? 11 yaşında. 11 yaşında sana bu sistemi etti. Evet. Sen albüm yaptın. Şimdi Şan kaç yaşında? Şan 4 yaşında. 4 yaşında. Evet. 7 sene sonra o da bir sitem etse bir albüm. Yeter. Ama yok, çok uzun. Çok uzun. Süre. Ama yok, ben karar verdim. 2 senede bir albüm yapacağım. Yani 2 sene, 3 senede bir albüm yapacağım. Ben şimdi yapım aşamasını, nasıl oluştuğunu çok iyi bildiğim bir albümden bahsedeceğim. Evet. Akşam Güneşi albümünden. Evet. Gerçekten ederim. Harika bir albümdü o. Çok teşekkür ederim. Yani 10 sene sonra da 20 sene sonra da alıp arşivinizden çıkartıp doya doya seve seve dinleyebileceğiniz. Çok teşekkür ederim. Ve bir anlamda da bir proje albümüydü. Gerçekten öyleydi. İyi bir, çok iyi isimler vardı. O albümü biz yaparken çok önemli müzisyenler, çok önemli dostlarım vardı. Zaten insanların bir biriktirdiği bir rider'a sahibiz. Senin de öyle, benim de öyle. İşte konservatuvar mezunu olduğumuz için bir rider'a sahipsiniz zaten. Evet. Çok geniş bir rider'ınız var. Bunlar zaten zamanla ortaya çıkıyor. Şimdi dost dediğiniz zaten, ben her zaman söylüyorum, beylik tabancası gibidir dost. Tabii. 40 yılda bir işin düşer, o günde tutuk yapmayacak yani senin için. O günde senin için patlayacak. Evet. Dostu ben böyle görüyorum. Dost patlayacak yani. Diyecek ki, kardeşim ne istiyorsun? Sen albüm yapıyorsun, ne yapalım? Allah'a şükür böyle dostlarım var. Ne güzel. Ben albüme karar verince, o albümde işte sevgili Mustafa Ceceli, Erhan Bayrak, Ersan Öner, Hüsnü, İsmail Tuşbilek, çok önemli isimler, çok önemli müzik arkadaşlarım. Bir numara evet, çok müzik önemli adamları. Evet. Arkadaşlarım vardı. Onlarla beraber oturup bu albümü yaptım. Kendi bestelerim de vardı o albümde. Ama çok önemli bir albümdü benim için. Kariyerimdeki aslında bakarsanız en hacimli albümlerden bir tanesi. Çünkü o şarkıların hepsini başka sanatçılar okudu mesela. Evet. O albümdeki şarkılarımı. Akşam Güneşi çok farklıydı. Evet, çok çok güzel. Biz bir düzenlemesi vardı. Orhan Gencebay'dan ve başka sanatçılardan dinledik onu. Farklı şekillerde ama senin albümündeki hali çok... Çok teşekkür ederim. Güzeldi. Sonra bir de Arapça da seslendirdi. Evet, evet. İki versiyonu vardı evet. Albümde. Ama benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi Aşk Adamı var. Evet. O albümde. Evet. Albümün çıkış şarkısıydı zaten. Evet. Yok, aslında albüm... İlk klip ona gelmemiş. Bebeğim mi? Mutsuz Musun? İlk klip Aşk Adamı değil miydi? Yok, slow bir şarkı. Bebeğim Mutsuz Musun diye bir şarkı vardı. Ha, doğru. Bebeğim vardı, doğru. Bebeğim mutsuz musun? Doğru, evet. O vardı. Tabii Aşk Adamı'na da klip çektik. Hemen akabinde ona çektik. Gerçekten çok iyi şarkılardı. Ben sahnede çok işime yaradı. Çok konserler verdim bu şarkılarla alakalı. Ama dediğim gibi o arşivlik bir albümdür. Çok yani teşekkür ederim. Müzik camiası için de örnek bir albümdür. Çok teşekkür ederim. Ve benim o albümdeki en sevdiğim şarkılardan biri Aşk Adamı. Dinleyelim evet, mi? Dinleyelim. Haydi bakalım. Başrolde müzik. Emirkan'cığım, sohbete doyum olmuyor evet, ama evet. Süremiz... Biz süreyi kapattıktan sonra biz sıkı sıkı devam edelim sohbette. Aynen öyle. Çünkü ben sana söyleyeyim, iki gün iki gece konuşsak ancak... Bundan sonra daha sık görüşelim. Kesinlikle hakikaten. Her zaman. Çok teşekkür şeref ediyorum duydum. Kabul ettiğin için. Ne demek, ve şeref konuk duydum. Her için. Zaman seni zaten yerin bizde ayrı. Eyvallah. Hem dostumuz eyvallah, olarak aynen. Hem her şeyden öte iyi bir müzik adamına konuşmak şereftir benim için. Duygularımız karşılıklı kardeşim. Tekrar tekrar ediyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Veda edeceğiz. Yapımcımız sevgili Özkan Akın'dı. Ben Hakan evet, Sarıcı ve konuğumuz Özkan sevgili Bey'e İlkan'dı. Özkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben böyle gidememle gidelim diyorum. Evet. Bu şarkı da albümdeki en snob şarkılarımdan bir tanesidir. Hatta bu şarkı şu anda Demet Akalın'ın albümüne de girdi. Daha albüm çıktı. Tabii Demet de isteyince kıramadım. Demet'ten de evet. Dinleyeceğiz. Hadi sen de oku dedim. Bu şarkı düet yaptık Demet'te. Başka bir şarkı da verdim Demet'e. Ama bu şarkı benim için çok güzel bir şarkıdır. İyi keyifler diyorum. Haydi bakalım. Radyoların başındaki herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tüm dostlarımıza. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a ısmarladık. Gecen